İdam, işkence, kötü muamele, tecavüz, zorla çalıştırma, keyfi ve yargısız tutuklanma, alıkonma ve sürülme, ayrımcılık, zorla evlendirilme, mal varlığına el konmanın en acı örneklerini tatmaktadır. Doğu Türkistan'da hiç kimse milli kimliğini, dinini, dilini ve kültürünü yaşayamaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Kızıl terörün kardeşlerine, annelerine, babalarına ettiğine karşı yüreğini ortaya koyan, buraya hiçbir şeyden korkmadan buraya gelip kardeşlerinin hakkını soran siz yiğit kardeşlerimin yanında durmak ve bu değerli hocamın yanında bulunmak benim için büyük bir onurdur. Bugün Doğu Türkistan'da insanlığın 20. yüzyılda unutmak istediği, kendinden başka hiçbir düşünceye, inanca ya da hayat tarzına yaşam hakkı tanımayan dikte rejimi Kızıl Terör Devleti olarak hortlamış ve Doğu Türkistan'da 35 milyon Müslümana soykırım uygulamaya başlamıştır. Bugün Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman kardeşleriniz hiçbir temel insani hakka sahip değildir. Bugün Doğu Türkistan'da yaşamanın, var olmanın tek bir koşulu var. O da Kızıl Terör Devleti'nin mankurtu olmaktır. Tekbir! Bugün Doğu Türkistan'da hiç kimsenin yaşam, hürriyet, kişi emniyeti, hane mahremiyeti, adil yargılanma, kendini savunma, seyahat etme hakkı yoktur. İnsanlar idam, işkence, kötü muamele, tecavüz, zorla çalıştırma, keyfi ve yargısız tutuklanma, alıkonma ve sürülme, ayrımcılık, zorla evlendirilme, mal varlığına el konmanın en acı örneklerini tatmaktadır. Doğu Türkistan'da hiç kimse milli kimliğini, dinini, dilini ve kültürünü yaşayamaktadır. Bizler annesinden, babasından, kardeşinden yıllardır haber alamayan Doğu Türkistanlılar, bu çaresizliğin, bu öfkenin kor ateşinde yanan insanlar ve değerli hocam gibi Doğu Türkistan davasının her an yanında duran insanlar, 4 yıldır Doğu Türkistan'da yaşanan bu soykırımı gönlümüzün yettiği, sesimizin çıktığı kadar baykırıp insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Ama maalesef bu ses tüm İslam aleminin ve bu ülkenin en önemli gündemi olması gerekirken sesimiz Taklamakan Çölü'nün o sıcak kumlarında yok olup giden ırmaklar gibi bir kör karanlıkta kayboluyor. Doğu Türkistan'a verilmesi gereken destek maalesef verilmiyor. Bu haykırışlar, bu feryatlar, bu gözyaşları alması gereken markesi maalesef bulamadı. Buradan bütün Müslümanlara, Türkiye kamuoyuna sesleniyoruz. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmadan, hiçbir çıkar için eğilip bükülmeden zulme karşı bir elif gibi dimdik durun. Burada en temel insani, en temel vicdani, en temel demokratik hakkını savunan, annesini, babasını, kardeşini soran insanların yanında durun. Onlara destek verin. Eğer bugün destek vermezseniz yarın destek verecek bir Doğu Türkistan bulamayabilirsiniz. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allah razı olsun.